tepki vereceğim kulaklarında. Alo? Ayaz oğlum? Ayaz mı? Ayaz yok efendim burada. Ayaz yok diyor. sen bana Emre'yi ver o zaman. Emre mi? Emre de yok efendim. Emre de yok. İkisi de yoksa senin benim oğlanın dükkanında ne işin var? Yanlış numara efendim, yanlış numara. Burası sizin oğullarınızın dükkanı değil. Nasıl yanlış numara ya burası? Burası benim oğullarımın dükkanı. Allah Allah. Numaralar birbirine benziyor efendim. Yakın bir numara olabilir. Ya numaralar yakın diyor. Madem yakın seslerini ver benim oğullarıma, bakıversinler telefona. Hanımefendiciğim, numaralar yakın diye. Yani yerlerde birbirine yakın olmuyor ki, insanlar birbirine yakın olmaz. Adresler yakın olmuyor diyor. Evet, öyle diyorum. Yakınınızda başka kimse yok mu efendim sizin? Ona sorun efendim, ona sorun. Vallahi ben Adana'dayım oğlum. Vallahi ben pazara gittim bir gün bizim kızlarla. Gittim tam domatese dokunuyorum, pazarcı kesin korona dedim. Bakayım dedim şu üstüne fıs fıs sıkayım dedim. Ne yapıyorsun teyze derken polis aldı beni. Polis de koronalı çıkmadı mı? Ben de korona olmadı mı? Vallahi beni eve kilitlediler. Şimdi küsniye de korona oldu tabii. Aynı pazardayız. Benim kanki. Sonra onu aldılar özel jette götürdüler evine. Ama beni götürmüyor. Ben burada Adana'da kaldım. Ben bıktım artık. Dersler öğretmenim. Merhaba çocuklar. Merhaba teacher. Çocuklar, böyle mi öğrendik? Evet teacher. Aferin çocuklar. Bahçede ders güzel değil mi çocuklar? Harika Çınar Bey. Nasılsınız bakalım çocuklar? Sağ ol. Çocuklar. Thank you. Çocuklar, size bir sürprizim var. Eğer derslerde başarılı olursanız tiyatro çalışması yapacağız. Oley be! Çocuklar. Oley! Çok iyi düşünmüşsünüz Çınar Bey. Çocuklar için de çok iyi olacak. İngilizce mi oynanacak? Yok Ecrin Hanım. İlk önce bir Türkçesini yapsınlar da ondan sonra bakarız. Sonra İngilizcesini yaparız değil mi çocuklar? Evet. Yes. Ben sizin dersinizi daha fazla vermeyeyim. İyi dersler çocuklar. Çocuklar ne diyoruz? See you. Vay be, seni bu kadar duygusal bilmiyordum. Aman be, sen de ciddi bir şey konuşulmuyor. Ama iyi düşünmüşsün. İyi, hadi uzatma hadi. Ne zaman çıkıyorsun yola o zaman? İki hafta falan sonra yola çıkıyorum, bileklerimi aldım. Oo, az kalmış. Hallettin mi bütün işlerini? Hallettim. Bir iki ufak tefek işim kaldı. Vallahi çok iyi karar vermişsin abla. Artık bir iki hafta beni idare edersiniz. Öyle şey olur mu abla ya? Benim evim, senin evin. Hadi sen tamam da o senin eltinden kaynanan ne diyecekler ya? Abla benim, ev benim. Ne yapıyor bakalım çok bilmiş er. Ne yapsın? Hep bildiğin işler işte. Uğraşıyor mu hala sende? Aman be abla, boş ver. Bekle sen, ben geleyim oraya. Hakkından gelirim. Ayol sen nereden buldun bu aileyi? Hepsi bir değişik, hepsi bir tür yani. Aman abla, sen de gelmeden başlatma şimdi. İyi be, sen de hemen lafı ağzıma tıkıyorsun. Ağız tadıyla bir dedikodu yaptırmıyorsun. Sen gelip dedikoduları kahvemizi içerken karşılayın. Kadriye teyzenin haber var mı? Vallahi benim haberim yok. Atike ile konuşuyorlarmış. Koronavirüs daha devam ediyormuş. Karantina mı yani? Aman işte karantina diyecektim ya. Vay be, Kadriye teyze kaldı desene Adana'da. Orasında Adanalılar düşünsün. Fenasın be Emre abi. Doğru söylüyor oğlum, o da Adanalılar düşünsün. Adana
Ahmet Antin'i görmedi desene. Bak bak bak. Kafa kafaya vermişler, kaynatıyorlar burada. Sen arıyorsun burada bakayım. Şey, borçları toplamaya gelmiştim de iki dakika oturayım dedim. Hadi bakayım, doktora götüreceğim beni. Ben patronumdan izin aldım. Yarım saattir çay ocağında bekliyorum seni. Allah, ben onu unutmuştum ya. Eyvallah millet. Hadi hayırlı işler çocuklar. Güle güle Hızır teyze. Fena yakalandı seni. Hızır teyze şimdi başını etini yer onun. İyi oldu iyi. Onun hakkında ancak Hafize teyze gelir zaten. İyi günler, ben dil kursu için gelmiştim. İngilizce değil mi? Tam olarak ben de hangi dil olduğunu bilmiyorum. Nasıl yani? Sadece ona kadar sayabiliyorum. Yedan... Duvar, tri, çetrik, pet, şers, seda, olsam, devet, desem. Sanırım bu Makedonca. İki sokak arkadan. Ben seni daha önce biri aradım ana. Sonra yanlış numara diye kapattın. Niye kapattın? Babam da öyle diyor. Yanlış numara diyor. E sen de anne... Anne sen de bana öyle dedin ya. Vallahi seni çok merak ettik. Nerelerdesin? Ne oldu? İyi misin? Yine konuşacağız ya. İyiyim kızım, iyiyim. Vallahi seni duydum, daha güzel oldum. Ne zaman bitiyor karantina? Haftaya bitiyor karantina ya. Oh iyi. Yani arayıp sormayınca korktuk, merak ettik vallahi ya. Merak ettim diyor. Atike ben kızım. Canım kızım, ben oğlanlarıma alışamadım da onları söylemeyi unutma, tamam mı? Söylerim ana, söylerim. Sen hiç merak etme. Sana bomba gibi havadislerim var. Havadisi kız? Evetim, Aleyna'nın ablası kesin dönüş yapıyormuş Almanyalardan. O geçen sene ölmedi miydi kız? Yok artık be anne ya. Capcan kadını gömdüm be ya mezara. Yok anne, kadın yaşıyor, capcanlı. Tamam artık, işin yoksa bir de onunla uğraş. Vallahi haklısın alacım. Ta oralardan, Alavanyalardan bize yetişiyordu. Şimdi buraya geldi, burada da bir şeye sokar, bir daha da çıkartmaz. İyi, kapatıyorum ben hadi. Hadi bana bak, oğlanlara sakın söylemeyi unutma. He anne, geçen Hafize teyze seni sordu. Dedi ki, karantinadan çıkacak mı, gidecek mi, çok özledim, dedikodu falan yaparız dedi. Ben de yani söyleyeyim mi senin karantinadan çıkacağını, müjdeyi vereyim mi? Oy, iyi hadi salam selam kızım, bay bay. Selamsızlığın olsun. Alo, alo anne.